Sıradaki sorumuz, 6 ayda yazılımcı olunur mu? Bilgisayar başında oturuyorsunuz, iki tuşa basıyorsunuz, muhabbet oluyor. Sarhoş yazılımcılara bir şey ürettirmeyin. Sonra böyle oluyor işte. PHP öldü mü? Ama sevemiyorum. Mesela o süslü parantezlerin olmaması vesaire. Yani... Herkese merhabalar. Karı Koca Developers kanalının yazılım sohbetleri serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün açılışı ben yapıyorum ve Damla Hocam'a ilk soruyu sorarak başlıyorum. Buyurunuz. Damla Hocam, çok gelen sorulardan biri. Hangi yazılım dilini seçmeliyiz? Yani yazılım dili seçmekten ziyade aslında hangi alanda geliştirme yapacaksınız, hangi alanda kendinizi geliştirmeye yani? Karar vermeniz. Python çok popüler, ben Python'ı seçerek yazılıma başlayamaz mıyım? Ama Python, yani senin istediğin alanda belki Python işine yaramayacak ya da daha iyi bir dil seçeneği olacak. O yüzden Python öğrenmek belki de senin için iyi bir seçenek olmayacak. Atıyorum iOS geliştirmek istiyorsun. Python burada hiçbir işine yaramayacak. Swift öğrenmen gerekiyor. Ama Python çok popüler. Herkes çok kazandığını söylüyor. Olabilir. Ama herkes öğreniyor. Herkes yani... öğrendiği için de aslında senin de rekabetçi sayın artıyor. Bu şekilde hani çok da aslında... kazancı artık eskisi kadar yok diyebilirim. iOS'a da çok kazanıyor diyorlar. Evet. Öyle mi? Yani o zaman iOS'cu olayım. Genel olarak iOS mobil tarafına daha kazanıyor. O zaman iOS'cu olayım. Evet, ama şimdi bundan dolayı o tarafta da yine bir hani herkes iOS geliştirme yapma şeyinde, çabası içerisinde. Ama onun için Mac lazım. Evet, Mac. Yeni başlayanlar, öğrenciler nasıl Mac alacak? Evet, herkesin bütçesi Mac almaya. Cross platform yazayım. Yani Flutter'ı var, React Native'i var. Evet var, ama çok büyük projelerde efektif olarak kullanamıyoruz onu malum. Öyle mi diyorsun? Evet, çünkü cihazın o ana şeylerine, bütün özelliklerine erişim sağlanmıyor diye biliyorum ben cross platformlarda. Hani geçtiyse son zamanlarda bilmiyorum ama hani benim ilk başta böyle mobil tarafa ilgi duyduğum zamanlarda cross platformlar o kadar çok önerilmiyordu. Hani özellikle yani küçük projelerde evet. işe yarıyor ama cihazın tüm özelliklerini böyle aktif, en aktif şekilde, en verimli şekilde kullanamadığın için, az erişemediğin için sıkıntı çıkarıyor diye biliyorum. Her türlü native'e geçiş yapmak gerekecek. Aynen. Yani mobil için konuşursak. Evet. Ben yıllar evvel Cordova ile başlamıştım. Cordova'yı belki bilenler vardır. Bir Android uygulamasını web sitesi kodlarınızla yapabildiğiniz bir sistemdi. Basitçe çalışma prensibi, bir Android uygulamanın içerisinde bir web view koyuyordunuz ve işte HTML, CSS, JavaScript gibi böyle hazırladığınız web dosyalarınızı o Android uygulamanızın içerisinde çalıştırıyordunuz. İlk yaptığım projelerden biri oydu, okuldan mezun olduktan sonra. Cordova ile bitki hastalıkları gibi bir böyle gene bilgi içerikli bir uygulama yapmıştım. Yani işte dediğim ama web sitelerini atıyorum alıp mobil uygulamaya çevirmek istediğinde kullanılabilir. Ama sıfırdan bir mobil uygulama yazmak istediğinde yani sıkıntı çıkaracaktır zaten. Yani yıllar önce bir müşterim vardı benim. Bir böyle şimdi yaptığı işte söylemeyeyim de. Bir dışarıda böyle fiziksel olarak iş yapan birkaç tane... yeri böyle birbirine bağlayıp işte randevu alma falan gibi bir şey vardı. Bir projesi vardı. Kendisi de çok aslında iyi bir yazılımcıydı. O zannederim işte Cordova ile veya onun bir benzeri bir şeyle. React Native de olabilir belki, o kadar da eski değil. Cordova kadar eski değil çünkü. Belli bir kısmına kadar yapmıştı. Ama proje gereği arayan, yani telefona çağrı geldiğinde gelen numarayı bizim almamız... Ve bunu işte bir veri tabanında aratıp numara o telefonda kayıtlı değilse bile bizim ekranda bir pop-up'la o müşterinin ismini göstermemiz, işte son siparişin tarihini göstermemiz ya da siparişi teslim edilmiş mi edilmemiş mi durumunu göstermemiz lazımdı. Bunun için mesela o ne kadar iyi yazılımcı olursa olsun yani şeyi yapamamıştı, gelen çağrıyı dinleyemezdi. Çünkü bu native bir özellik yani. React Native'de de mi olmuyor? O tam olarak ne yazıyordu bilmiyordum ama React Native'de oluyor mu olmuyor mu onu da bilmiyorum. React Native yazanlar yoruma gelsin. Yorumda bize bunu anlatsınlar. Çünkü benim uzmanlık alanım değil. Ben native Android'çiyim. React Native'le de hiç ilgilenmedim. Bir ara Flutter'a girdim. Bilmiyorum. Girmemle çıkmam arası 37 dakika falan. 37. Bayağı sürmüş 37. Uzun bir zamanımı harcadım Flutter'da. Sonra dedim ki native devam. Native her zaman daha iyi bence. Evet. Konumuza dönecek olursak diyorsun ki
dilden önce sen önce bir alan seç. Alan seçeceksin. Hmm. Çünkü öğreneceğin dil değişebiliyor. Dediğim gibi işte hani Python öğrendin ama iOS geliştirmek istiyorsun. Hmm. Swift öğrenmen gerekiyor. Python orada hiçbir işine yaramayacak. Hmm. O yüzden önce alan seçmek lazım. Ya o alanda da aslında birçok dilde kullanabiliyorsun. Atıyorum web tarafında JavaScript kullanıyorsun. Backend hani full stack geliştiriyorsun. Arkada .NET, PHP vesaire hani başka diller de öğrenmen gerekiyor. Yani tek bir dille de işler yürümüyor aslında. Hmm. Yeri geliyor 2-3 ayrı dil kullanabiliyorsun yani. Evet, şimdi fark ettiyseniz sevgili dostlar, ben bu videoda acemi yazılımcıyım. Damla hocama sorular yönelttim. Estağfurullah. Şimdi dedik ki dil seçiminden evvel önce alan seçeceğiz. Evet. Yani evet, Python popüler ya da iOS popüler ama sen belki de oyun yazmak istiyorsun. Evet. Ya da belki de sunucu tarafında çalışan bir şeyler yapmak istiyorsun. Evet. Onun için önce alan belirlememiz gerekiyor. Aynen öyle. Yani bir dil aslında popüler diye körü körüne ona böyle saptanmak, hani fanatikleşmek bir dilde bence doğru da değil zaten. Hani atıyorum Python popüler ama yani sevemedin dilin şeklini. Mesela ben hani bir ara Python öğrenmeye de çalıştım, bu veri bilimi falan filan böyle çok popüler olduğu zaman. Ama sevemiyorum. Mesela o süslü parantezlerin olmaması vesaire yani beni sinir ediyor birazcık. O yüzden de hani çok sevemediğim bir dil. Python yazmak istemem mesela. Hani o yüzden birazcık da burada seveceğiniz bir dili seçmek. Hani alan seçiyorsun. O alana göre de sevdiğin bir dili seçmen gerekiyor bir nevi. Çünkü her dili sevemiyorsun, yazım tarzını vesaire vesaire. O yüzden ama bu seçimi yapabilmek belli bir olgunluk istiyor. Şimdi sen sektörde yıllarını geçirdin, bu işin okulunu okudun, bir de yazılım mühendisliği okudun üstelik. Sen şimdi bir dil gördüğün zaman bunun sintaksi hakkında bu çirkin, işte bu güzel diye yorum yapabiliyorsun. Ya ben işte güzel parantezi ya da nasıl diyeyim, hatları daha keskin olan diller benim için daha uygundur diye yorum yapabiliyorsun. Ama yeni başlayan deneye yapamayacak. Ufak ufak girişler yapabilirler tabii, hani böyle çok ilerledikleri sürece ama hani onda da bir süre sonra uzmanlaşmak gerekecek. Hani yani herhangi bir alanda uzmanlaşması gerekecek. Evet. Öğrenciyken birçoğumuz her dilden bir şeyler yapıyoruz sonuçta yani. Hem öğrenim hayatımız gereği hem de meraktan dolayı o daldan dala atlayabiliyoruz o süreçte. Hani o süreçte farklı farklı diller öğrenmek aslında çok da sıkıntı değil. Hani en azından neyi sevdiğini neyi sevmediğini öğreniyor insan. Ona göre de işte şekilleniyor hangi alanda geliştirme yapacağım. Bu bir dil üzerine yapılan şakalarda tabii bu başka dillerin sevdiğim bir dil olabilecek olgunluğa erişmiş olmanın verdiği o espri anlayışıyla. Mesela PHP hakkında yaptığımız yorumla. Evet. Mesela ben Go dilini görür görmez dedim ki arkadaşım, her zaman da yapıyorum bu şakayı, sarhoş yazılımcılara bir şey ürettirmeyin. Sonra böyle oluyor işte. Tabii bu burada şeyi söyleyelim. Bunların PHP hakkında ya da benim Go için şimdi söylediğim şey, bunlar şaka arkadaşlar. Yani bu dilin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bizler sektörde belli bir yere gelmiş, belli bir zaman harcamış, belli mesai harcamış insanlar birçok dille haşır neşir olduğumuz için bazı diller hakkında şaka yapabiliyoruz artık. Yani ilk kez yazılıma başlayacak birisi diyelim ki okula gitti ve işte C gösteriyorlar, C++ gösteriyorlar. Size o dil ilk onu öğrendiğiniz diye mükemmel gelebilir ama birkaç dille haşır neşir olunca siz de artık bu tarz şakaları yapabilecek o işte rüşte erişmiş oluyorsunuz. Yani evet, yani ben mesela PHP ile çok uğraşıyordum bir ara. Evet, o yüzden, senin bayağı şakaların var. Halbuki PHP'ye de baktım biraz. Baktım evet. Hatta üniversitede bir dersimiz vardı, bu web servis falan yazıyorduk. Onu PHP ile yazmıştım mesela o zamanlar. Hatta böyle kalın bir ansiklopedi şeyinde bir kitap bile almıştım. Şuradaki kitap mı? Evet, aynen. Burada kitabımız var arkadaşlar. Rıza Çelik'in. Ama sonra işte baktım çok da şey değil. Sebebi. Hoşuna gitmedi. Aynen. Onun framework'leri falan da var. Hani onlara bir bakayım edeyim dedim ama böyle hani ya da .NET alışmışlığın verdiği bir şeylik var. Onu arıyor insan belli bir yerden sonra. Böyle çok sevemedim. PHP öldü mü? Ölmüş olabilir. Ölüyor mu? Yani bence yazan sayısı az artık ve hani kullanan şirket sayısı da oldukça az diyebilirim. Sadece tercih edilme sebebi birazcık hani open source olmasından dolayı ya da sunucularının daha ucuz olmasından dolayı. Maliyeti düşük. Yani maliyeti düşük olduğu için hani biraz daha tercih edilebiliyor. Ufak, hani özellikle ufak şirketlerde. Ama büyük şirketlerde de tabii hani
o yöne doğru bir kayma var zaten. Böyle hani şeyi maliyeti azaltma yönünde. Hani çoğu şirket zaten bu .NET bağımlılığından kurtulup farklı farklı dillere yöneliyor. Ama PHP'ye değil. Ya aynen PHP'ye değil. Çünkü çok daha iyi hızlı çalışanları, verimli çalışanları olduğu için hani onlara doğru bir kayma var o tarafta da. Ya PHP'yi ben de yazıyorum. Yazdığım dillerden biri. PHP'nin neden bu arada PHP hakkında yapılan bu şakalar, PHP kötülemeleri sadece Türkiye'de belli bir zümre içinde olan bir şey değil. Globalde var bu. Evet, yani evet. PHP neden kötüdür diye arattığınız zaman farklı dillerde göreceksiniz ki bunun hakkında yazan bir sürü insan var. Bunun hakkında böyle videolar çekilmiş. Ben araştırdım PHP'nin neden kötü olduğunu konusunda insanların neler söylediğini. Genel olarak işte isimlendirmelerin uyumsuzluğundan bahsediliyor. PHP'de her şeyin string olmasından kaynaklanan bazı olumsuzluklar var. Tabii bazı JavaScript'te de var bu. İşte bazı dillerin mesela null bir değerin false'a eşit olmasının true çıkması gibi bazı yazılım dillerinde böyle bazı gariplikler mevcut. Evet. PHP'de de bunlar var. Okuduğum maddeler arasında bunlar vardı. Sintaksı birazcık garip. Evet. Yani çok daha güzel diller var tabii işte. Biz bu kıyaslamayı yapabiliyoruz. Bu yüzden de PHP'ye böyle şeyler söyleyebiliyoruz. Ama bu dilin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Şöyle, bir şeyin kötü olması için ondan çok daha iyi bir şeyin sektörde var olması ve onu her anlamda daha iyi. Yani sintaks, performans, maliyet. Maliyet çok büyük bir etken çünkü tercih sebebiyle. Özellikle günümüz Türkiye'sinde daha da fazla kesinlikle öyle. Etkili olduğu için. Yani. Sunucular, şeyler, sertifikalar, bakım maliyetleri hepsi tabii dolar, euro, döviz bazında yapıldığı için. PHP konusunda yani PHP kötülemek değil de hakkında şaka yapılabilir. Python hakkında da şakalar yapıyoruz biz. Kotlin mesela kısa zamanda çok daha fazla tercih edilir oldu. Evet. Ama bu tabii Java'nın kötü bir dil olduğu anlamına gelmez. Yani PHP'ye de kötü diyemeyiz. Evet. Herhangi bir dil için kötü diyemeyiz aslında. Ama işte tercih edilme oranı olarak tabii yerlerini kaptırıyorlar. Yani yeni diller çıktıkça aslında eskilerinin performansı biraz daha düşük kalıyor. Bu yüzden hani yenileri daha çok tercih edilebiliyor. Ya da kullanım alanlarına göre farklı farklı diller hani çıktığı için eski diller birazcık böyle popülerliğini yitiriyor. Kötü olduğundan değil aslında. Değişimden dolayı. Yani teknoloji dünyası fazlaca hani değişime açık bir alan olduğu için aslında. Yani programlama dilleri de bir nevi öyle. Sürekli bir değişim içinde. Evet. Bu yüzden hiçbiri kötü değil. Ama hani daha iyisi çıktığı için bu şekilde bir şey döngüye girmiş oluyor aslında. Bu arada PHP de backend'e başlamak için iyi bir dil aslında. Evet. Yani OOP'nin bütün nimetlerini kullanabileceğin, kolay run yapabileceğin, sunucu maliyeti olarak çok daha düşük. Ve biliyorsun da WordPress, işte Joomla, bir takım bazı şeylerden dolayı da PHP dünyada web development kısmında çok fazla kullanılan bir dil. Kotlin'e geçen birinin Kotlin'i gördükten sonra işte Java hakkında ya aslında çok daha iyi bir dil varmış, işte olabiliyormuş demesi gibi bir şey bu durum. Ama o da birazcık göreceli. Belki hani Java'da geliştirme yapmayı hala daha çok seven kişiler de vardır illaki sektörde, Android tarafında. Hani Kotlin mi Java mı diye böyle sorsan, ben Java'yı tercih ediyorum abi diyen çıkmaz mı? İllaki çıkıyordur. Çıkar. Yani. Çıkar yani ama... Birazcık kişisel şey giriyor aslında. Hem kişisel hem de yani çalıştığım firmanın da tercihi var. Şimdi birçok firma artık Kotlin'e geçti ama... hala daha LinkedIn'e mesela şu an girelim, hala Java developer arayışı var. Çünkü Java'nın kullanımı çok daha eski olduğu için eski SDK'ler, eski projeler hala Java ve yani Java bilen developer arayışı hala mevcut. Peki Java'nın biliyorsun şeyde desktop application yazan bir kısmı da var. Web tarafında da Java oldukça son zamanlarda tercih ediliyor. Özellikle bu Java'nın Spring Framework'ü var. Script değil. Zaten JavaScript, Java'dan apayrı bir şey de. Bu Spring Framework ile aslında web tarafında da oldukça böyle son zamanlarda popülerleşiyor. .NET'in yerini alma yolunda. Mikroservis tarafında daha çok onu tercih ediyorlar. Ve birçok şirket de bu mikroservis dönüşümü içerisinde olduğundan dolayı o tarafa doğru bir yönelim var. Evet.
O zaman ben acemi developer olarak devam et. Bir sonraki sorumu soracağım. Tabii. Çok meşhur. Artık Instagram gönlüm yıkılıyor. Instagram bunun da yıkılıyor. Böyle şeyler var. Bunu alay eden çok fazla işte developer var. Çok fazla alay videosu var. Ama artmaya da devam ediyor bir yandan. Evet, sıradaki sorumuz 6 ayda yazılımcı olunur mu? 6 ayda tabii ki yazılımcı olamazsınız. Hani sıfırdan başlıyorsanız özellikle. Sıfırım ya, sıfırım. Ya sıfırdan başlayıp bir uygulama geliştirecek seviye 6 ayda gelmek çok zor. Hani çok böyle dahi bir şey olmanız gerekiyor. Hani her şeyi böyle kapıp her şeyi o anda uygulamak gerekiyor. Ya bu da birçok insan için imkansız 6 ayda hani çok mükemmel uygulamalar çıkar. Mesela hani 6 ayda yazılımcı olup yok yurt dışından iş imkanları evet, sağlayanlar vesaire. Euro ile kazan şey var, şey evet, çok güzel. 6 ay kursa verdiğin parayı işe girdiğinde maaşından öde gibi şeyler var böyle. O da çok ilginç, işte gelmedim ona ama. Yani 6 ayda çok imkansız uygulama seviye, yani uygulama geliştirecek seviyede bilmek ve 6 ayda öğrendiğin yazılımın bir işe girmek şu zamanda günümüzde çok zor. Çünkü bu işin okulunu okumuş birçok arkadaşımız bile iş bulamıyor yani. Evet, evet. Ki en kötüsü 2 sene okuyor bu alanı. Hani 4 sene okuyan mühendislik öğrencileri de var ki onlar da son zamanlarda hani yeni mezunlar çok rahat iş bulamıyor. Ki 6 ayda öğrendiğin bilgiyle ne kadar? Ne yapabilirsin? Yani ne yapabilirsin? Ben söyleyeyim ne yapabilir. Kopyala yapıştır. Aynen. Anca o. Yapıştır yazılımcısı olursun. Evet, onda da nereye kadar hani devam ediyorsun? Şuraya kadar projeye yeni bir özellik ekle dediklerinde öyle kıpatlar şart diye yani. Kalırsın. Aynen. Ya bence çok zor. Hani evet arada bir iki tane örnekler çıkıyor. Dedim ki hani dahiler vardır. İlla ki böyle çok hızlı öğrenenler vardır. Ya da bütün gününü bilgisayar başında geçirip ben bu işe kafayı taktım öğreneceğim diyen insanlar vardır. Hani onları hariç tutarak söylüyorum. Atıyorum günde 1-2 saat çalışarak 6 ayda yazılımcı olunması bana göre imkansız bir durum yani. Bence de. Çünkü çok fazla öğrenilmesi gereken şey var. Hani algoritma başta algoritma nedir? Hani bunu öğrenmek gerekiyor. Bir programlama dilinden ziyade bunu öğrenmesi başta başına. Bizim iki dönemde yani birinci sınıftaki iki dönemlik dersimiz algoritmaya giriş dersiydi mesela. Hani bunları öğrenmeden zaten yani programlama dilini öğrenirsin. Evet ama ya çok iyi bir yazılımcı olamazsın açıkçası ya bana göre. Evet. Kopyala yapıştır yazılımcısı olmalıdır. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Bir önceki videomuzda da böyle yazılıma 16 yaşındakilerden falan bahsetmiştik. Öyle bir şey olunabilir. Olursun da iş bulur musun? Hele yurt dışında iş bulur musun? Orası çok ayrı. Evet. Ya böyle insanlar hani işte ona kapılanlar şey de oluyor böyle. O dilin fanatiği falan oluyorlar. Mesela son böyle videolarımda şey geliyor. Next.js öğren, Next.js öğren. Bir tanesine de öyle rastgele yazdım hani. Next.js'in React'tan farkı ne diye. Ya böyle komponentler falan olduğunu söyledi. Ben de gittim baktım hani dedim hani bu kadar söyleniyor neymiş bu Next.js? Baktığımda zaten React'la yazılan bir şeymiş. Ama full stack olarak bir geliştirme yapıyorsun. Hani server side'da da bir takım geliştirmeler yapabiliyorsun Next.js'te. Ya bana verdi, o kişinin bana verdiği örnek aslında React'ta denk gelen kısmı Next.js'in. Hani çok da mesela 6 ayda yazılınca işte o şekilde öğrenirsin. Hani ha, o Next.js'in içinde şey yok yani. Hani React olduğunu bilemeyecek seviyede olursun yani. Ben Next.js yazıyorum ama içinde React olduğunu bilmiyorsun ki sen bunun. Hani o seviyede bir yazılımcı olunabilir gibi geliyor bana. O zaman bir diğer soruma geçiyorum. Tabii. Şimdi 2 yıllık yazılımla alakalı herhangi bir bölüm ile 4 yıllık arasında bir yorum yapacak olsa. Yani 2 yıllık yazılımla mesela 2 yıllık yazılımcı şey bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olan biri mi daha çok tercih edilir yoksa bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bir mühendislik bölümünden mezun olmak mı daha evladır? Ya bana göre aslında ikisinin de hani böyle çok bir farkı yok. Ama sektörde daha çok 4 yıllık mezunları alıyorlar. O da birazcık bence bizim ülkemizde meslek yüksekokullarına çok değer verilmemesinden, eğitiminin yani çok iyi olmamasından kaynaklı ama orada okuyan birçok arkadaşımız da belki mühendislik öğrencisinden çok daha iyi bilgiye sahip olabiliyor çoğu zaman. Meslek yüksekokullarındaki eğitimin kalitesi arttırılsa bence 2 senelik mezunların da çok iyi bir şekilde yetişmesi mümkün. Ya bir de daha düşük puanla giriyorsun. Hani sen de biliyorsun bilgisayar programcılığına vesaire çok daha düşük puanlarla giriyorsun.
Hani o yüzden çok tercih edilmiyor. Özellikle kurumsallarda, yani aslında kurumsallarda da çok fark etmiyor da bazı devlet bankalarında böyle hani 4 yıllık şartı aranıyor. Devlet kurumlarında. Aynen, aynen. Hı-hı. Devlet kurumlarında 4 yıllık şartı aranıyor ama sektörde hani öyle 4 yıllık okumuş, 2 yıllık okumuş, yok şunu okumuş. Hiç okumasa. Alaylı da çalışan birçok insan var. Hı-hı. Hani o yüzden çok fark etmiyor. O zaman burada sonuç şuna mı çıkıyor? Sözü senden almış olacağım ama. Yazılımda iyi olmanın formülü yazılım hakkında çok çalışmak. Evet, kendini ama olabildiğince geliştirmiş olmak aslında o alanda. Hı-hı. Bir sözünü kesiyor orada. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Kendini geliştiren insan sayısı bu sektörde çok az. Hani atıyorum 4 yıllık mühendislik de okusa hani sadece okul bilgisiyle yetinip kalan çok insan var. Hı-hı. Hani bu yüzden işveren de aslında bir insanın 4 yıllık mı okumuş yoksa benim istediğim işi bana verebilecek seviyede mi buna bakıyor açıkçası. Hı-hı. Hani atıyorum X bölümde okumuş. Hani yazılımla hiç alakası olmayan bir bölümde de okumuş olabilir. Ama kendini gerçekten çok iyi yetiştirmiştir. Ve mühendislik fakültesinden mezun olan adamlar çok daha iyi yazılımla ilgili şeyler yapıyordur. O zaman gidecek hani işveren de tabii ki daha iyi bileni tercih edecek. Burada hani okulun o yüzden çok bir önemi kalmayabiliyor bazı zamanlar. Sadece kurumlarda, devlet kurumlarında özellikle... O da zannederim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bazı yaptırımlarından zorunlu dolayı tutuyor. 4 yıllık mezunlar, mühendislik mezunları. Özellikle evet. Özellikle. Evet, yeri gelmişken örneğimi vereyim. Eski çalıştığım yerlerden birinde in-house'a geçmek için, biz outsource çalışıyorduk. In-house'a geçmek için mühendislik mezunu olma mecburiyeti vardı. Bu da dediğim gibi Çalışma Bakanlığı'nın o ve onun gibi Ar-Ge departmanı olan firmalara bir yaptırımıydı. Mesela su ürünleri mühendisi bir arkadaşımız işe başlamıştı. Sadece mühendislik diploması olduğu için. İşte kendini yazılımda geliştirmiş. Demek ki yazılımla alakalı bölümü okumasan, üniversiteye hiç gitmesen bile yani yazılımda iyi hale gelebiliyorsun. Evet, iyi bir yazılımcı olabiliyorsun. Bu birazcık çok çalışmayla alakalı. Evet. Hiç kara kalem eğitimi almadan çok güzel kara kalem çizim yapanlar varsa. Yetenek yani aslında birazcık yazılım da aslında öyle değil mi? Yetenek işi yani. Herkes yapamıyor. Hani çoğu zaman böyle bilgisayar başında oturuyorsunuz, iki tuşa basıyorsunuz muhabbet oluyor ama birazcık da yetenek işi. Herkesin ben yapabildiğini düşünmüyorum yani. Yetenek, yatkınlık konusu tabii ki var. Çünkü mesela benim bir arkadaşım vardı liseden. Yazılımla hiçbir alakası yok ama bilgisayara mesela çok yatkın biriydi. Ama tabii hayat onu başka bir yere itti. Ona mesela böyle bir ortam sağlanmış olsaydı o da eminim çok iyi bir yazılımcı olmasa bile IT sektöründe kendini ispatlayacak bir yere gelebilirdi. Burada yatkınlık tabii ki çok önemli. Ama mecburi değil bence. Aynen. Yani çok çalışmanın da etkisi tabii ki daha kesinlikle büyük. Öyle. Atıyorum resim yeteneğiniz yoktur. Bir kursa giderseniz çok çalışarak o yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Hani orada yeteneği birazcık geliştirme konusu var. Hani bu yazılımda çok çalışarak o yeteneği kazanabilirsiniz ama ilgi alanı diyeyim yetenekten ziyade o alana ilgisi olmayabiliyor. Çok sevemeyebiliyor. Ya öğrenmesi de bence aslında zor bir bölüm. Yazılım. Peki yazılımın dışında bir soru sorayım. Tabii. Bir şeye yatkınlığın yok ve hayat seni o tarafa doğru itti ya da sen işte bazı hayatının para kazanman gereken bir dönemindesindir. Mecburen bir işe girdin. Bu yazılım değil diyelim ki tamam mı? Yatkınlığın da yok. Evet. Çalışarak, çok çalışarak o yetiyi kazanmak zorundasın. Sence bir insan bir şeye uzun süre maruz kalınca onu sever mi? Ben sanmıyorum ya. Hmm. Sadece alışkanlık haline döner. Ama sever mi orası bence muamma yani. Ya mutlu olmaz mı peki? Ben sanmıyorum. Ama mutlu olmak için tabii birçok şey lazım. Yani tek bir konuda sevdiğin işi yapmak tabii ki insanı çok mutlu eder ama dediğim gibi hayatının para kazanman gereken bir dönemindeysen ve para kazanıyorsan o da seni mutlu eder. Aynen. Evet, o zaman mutlu olabilirsin ama hani bilemedim ya. Evet, biraz şey bıçak sırtı bir konu böyle çok dengeyi sağlaması zor bir konu. Bizim videolarımızın konularından bazıları tabii ki yeni başlayanlara tavsiyeler.
Ama fark ediyorsunuz sadece yeni başlayanlar için değil. Yani zaten sektörün içinde olanların da bir sesi olarak, onları temsil eden bir güç olarak buradayız. Buradayız. Onlardan da bahsediyoruz tabii ki mecburiyetten. Bundan sonraki konularımızda mesela yazılımcı olup benim gözlemlediğim kadarıyla, ki ben de öyleydim yakın zamana kadar, bazı korktuğumuz kavramların, öğrenmekten kaçtığımız kavramları, mesela solid prensipleri gibi, temiz kod gibi, böyle öğrenmekten kaçtığımız ama zaman içinde de şunu fark ettiğimiz, ya zaten ben bunu yapıyormuşum, zaten bunu yapmak zorundaymışım mı fark edip ismini bilmediğimiz bazı durumlar oluyor. Bu benim başıma çok geldi. Mesela bir yazılım mülakatında bana sorulan bir şey vardı. En basitinden örnek vereyim mi? O zamanlar çalışıyorum. Mülakattaki kişi ben değilim. Benim yanımdaki bir arkadaş başka biriyle bir iş görüşmesi yapıyor online. Ben orada kodumu yazıyorum. Görüşmeyi yapan, görüşmeye katılan bir genç kızdı galiba. Primitif değişkenler nedir diye sordu. Ben kulağım bir oraya takıldı ve primitif değişkenler hakkında, yani bunun ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmediğimi o an anladım. Ve ya kaç yıllık da yazılımcıyım, bir şirkette çalışıyorum, iyi de bir şirkette falan. Sonradan bir araştırdım ki primitif değişken dediğin, primitivin kelime anlamı ilkel. İlkel değişkenler işte o integer'dır, float'tır, boolean'dır bunlar. Ama sen primitivi daha önce özellikle çalışmadıysan, yani bunu çalışmak gerekiyor ve başka bir yerde duymadıysan da böyle bir denk gelmediyse, o kadar kendini şey yapıyorsun ki işte o imposter sendromu gibi bir şeye kadar gidiyor bu yani. Ben bunu bilmeden nasıl bu hale geldiğime kadar gidiyor. Çoğu zaman yaşıyoruz bu durumu yani. Evet. Zaman zaman bana o geliyor yani. O hepimizde oluyor yani. Eminim Türklerin birçoğunda oluyordur. Bu sadece Türkler için değil de bizde ekseriyetle oluyordur diye düşünüyorum. Ya primitif değişken, primitif kelimesini bilmiyorsan, primitif değişkenler ne demek, nasıl bilmem ben işte bu kadar yıllık yazılımcıyım dıra düşüyorsun ve bu senin çok moralini bozuyor. Halbuki çok ufak bir araştırmayla görüyorsun ki ilkel değişkenler demekmiş. Yani yıllardır kullandığın, aynen, okulunu okuduğun, üzerine dersler yaptığın şeyler demekmiş. Bunları eminim ki birçoğumuz yaşıyordur, yaşayacaktır. Şu an yeni başlayanlar da ileride yaşayacaktır. Ben istiyorum ki bu video serimizde biraz bunlara da girelim. Evet. Özellikle temiz kod ve işte solid prensipleri gibi yazılımı gerçekten iyi hale getiren, yani amacı, bunların amacı yazılımı daha iyi hale getirmek. Evet. Mesela Agile gibi, bunlardan da bahsedebiliriz. Evet. Bunlardan da bahsedersek eminim hem yeni başlayanlar için hem de sektörde zaman geçirmiş ama bazı şeyleri kaçırmış benim gibi, mesela primitivi yıllarca kaçırmış insanlar için de daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Bunlardan bahsediyor olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, olabilir. Yeni, aslında böyle hani yeni girmiş insanlar şeyi de merak ediyor zaten. Sektör nasıl bir yer? Hani neler oluyor da çokça aslında merak ediyorlar. Yani zamanında biz de merak ediyorduk. Hani nasıl, hani işler nasıl yürüyor, nasıl gidiyor. Neyden sorumluyum? Evet. Mesela benim takım liderim neyden sorumlu? Aynen. Gibi. Aynen. Onlar zaten hani çok merak konusu. Yeni, bu işe yeni atılan insanların aslında bence onun için daha yararlı bile olabilir tarzı diyorlar. Evet. Böyle devam edelim istiyorum. Bugünkü videoyu bitirelim istersen. Bitirelim. Bugünkü videomuzda ben acemi bir yazılımcıydım. Damla hocama, Damla hocama bazı sorular yönelttim. Ondan cevapları aldık. Umarım keyifle izlersiniz. Yapmak istediğiniz bir yorum, bir öneri olursa kendinizi asla geri koymayın. Yorumlarda buluşalım. Her şey için çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Altay'da yazılımcı olunmaz diyorsun yani. Yani bence olunmaz. Sence olunur mu? Bence olunur. Çok güzel olunur. 30k maaşı alırsın babacığım. Dolar ama değil mi? 30k dolar. Stockholm'e gidersin. Oh. Onlar da sizi bekliyordu zaten.